İftiranın ifade özgürlüğü olmasını ve bunun akabinde değerinin azaldığını söylemiştim. Bu konuda %100 hemfikir misin? Gayet tabii, gayet tabii %100 hemfikirim. Bu fikirden caymam da yani. Çok basit bir konsept. Gerçekten. Yani iftira, yani büyük oranda iftira. Büyük şirketleri etkileyebilecek iftiraları düşünün mesela. Çok yüksek artık şeylerdeyiz. Bir şirket bir diğer şirkete iftira attığında mali olarak büyük kayıplara sebebiyet verilebilir. Çünkü bu dedikodu sağda solda dolanabilir vesaire vesaire gibi sorunlar ortaya geldiğinde ne oldu? Yayın kesildi mi? Yoksa kimse bir şey mi yazmıyor şu an? Kesildiyse boşa konuşmayacağım. Yok, kesilmemiş. Tamam. Büyük kayıpların olabileceği potansiyellerde, sorularda şunu düşünün. İftiranın yasak olduğu ve bir şirketin bir diğer şirkete iftira attığı durumda mahkemeye gideceği ve bunun yüzünden cezalandırılacağı bir alternatifte, yani olması gereken mevzu. Çünkü biz cezayı bu yüzden veririz. Suç işlenmesin diye. Onu engelleyebilmek için. Şimdi bunu yaptığında az iftira olacaktır. Şirketler birbirlerine iftira atmaktan imtina edecektir. Bunun serbest olmasına kıyasladığımızda. Değil mi? Bu kesin. Dolayısıyla az iftira olduğu zaman diğer şirketler, mesela o piyasadaki iftiraya maruz kalan şirketin para kaybetmesine sebebiyet verecek olan, piyasa içerisinde bulunan diğer şirketler, bununla bağı olan diğer şirketler bu ortaya atılan iftiraya bakacaklar. Doğru mudur, değil midir belli olmaz. İftiradır zaten bu. İftiranın mevzusu bu. Doğru mudur, değil midir bilemezsin. Ama iftira etmenin bu kadar sıkıntılı olacağı ve büyük sonuçlara sebebiyet vereceği bir ortamda eğer böyle bir iftirayı görürsen göz önünde bulunduruz. Anlatabiliyor muyum? Yani dersin ki ya tamam, hani belki olmayabilir ama bir göz önünde bulundurayım. Değeri yükselir. Çünkü piyasada iftira çok azdır. Bir de şu ortamı düşünün. Şirketler var en üst seviyede. Herkes herkese iftira atıyor. Umursar mısınız? Aksine. Önünüze gelen iftiraya kardeşim eyvallah, herkes herkese iftira atıyor. Yani nedir bu, bizi yani kesecek bir şey değil bu. Bunun ardı arkası nedir diye araştırırsınız. Büyük şirketler için örnek bu. Daha küçük örnekler verelim. Bunu zaten yaşayıp da görüyorsunuz. Bundan daha öncelerinde mesela bu taciz hususlarında örneğin sosyal medyada birini tacizle suçlandığında birkaç sene önce sorgulama yoktu. Çünkü eskiden bu iftiralar çok olmazdı. Yani birilerinin tacizle iftira atması, onu taciz ettiğine dair. Bunlar normal değildi. İlk dönemde böyle şeylere maruz kalan insanlar çok daha net bilinçle karşılaştı. Daha sonradan belki haklı oldukları ortaya çıktığında vesaire, bunun gibi olaylar yaşandığında insanlar ne zaman ki baktılar ki abi herkes herkese böyle tacizli iftira atıyor, neler neler yaşanıyor. Bu sefer önlerinde böyle bir şey geldiğinde, efendim akademisyenler arasında taciz şey olmuş vesaire falan filan. Herkes eyvallah, olabilir ama bir dakika, biz bunun başka örneklerinde gördük. İftira her yerde var, iftira çok fazla, o yüzden değeri az. Dolayısıyla değeri az olan bu bilginin doğru olup olmadığını ben ayrıca araştırmak ve ardından bakmak isterim. Arkasında ne var, ona bakmak isterim. Nitekim zaten yapmamız gereken de budur. Her zaman elimize bir bilgi geldiğinde doğru olup olmadığını rasyonel bir şekilde, tarafsız bir şekilde zaten araştırmamız lazım. Ama iftirayı bu şekilde yasaklamak, piyasada varlığını düşürmek bunu ortadan kaldırıyor.